Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Türkiye saatiyle gecenin 02'si. Bu videoma ünlü ve büyük düşünür, filozof Nietzsche'den bir alıntıyla başlayacağım. Evet, Nietzsche. Müthiş bir filozof. Neler denmedi ki? Ve toplum bu büyük filozofu, anlayamadığı bu büyük filozofu delirtti. Ya. Neyse canlarım, şimdi bakınız ne demişti Nietzsche. Kuzuların yırtıcı kuşlardan hoşlanmamalarının garip bir yanı yoktur. Ne var ki bu kuzuları kaçıran büyük yırtıcı kuşlara karşı olmak için bir neden oluşturmaz. Ve kuzular kendi aralarında fısıldaştıklarında bu yırtıcı kuşlar kötü. O halde bu bize yırtıcı kuşların zıttı olan her şeyin iyi olduğunu söyleme imkanı vermez mi derler. Böyle bir iddiada yapısal olarak yanlış bir şey yoktur. Ama yırtıcı kuşlar biraz şaşkın bir şekilde bakarak şunları söyleyeceklerdir. Bizim bu iyi kuzulara karşı söyleyecek bir sözümüz yok. Aslında onları seviyoruz da. Ama hiçbir şeyin tadı yumuşak bir kuzununkine benzemez. Canlarım, dünya siyaseti, bilhassa bugünkü siyaset, lütfen, lütfen iyi bakın tarihe. Bundan 100 sene önce, 150 sene önce, 200 sene önce, 50-80 sene önceki siyasetçiler bile dünyada bugün ülkeleri yöneten vasat altı siyasetçiler kadar yırtıcı kuş değildiler. O zamanlar birisinden kaçsanız siyasetçinin diğerine kapılmıyordunuz. Bugün öyle değil. Bugünkü siyasetçiler kuzuları öyle tatlı yiyorlar, öyle güzel yiyorlar ki bir tarafta yırtıcı kuşlar, bir tarafta kurtlar. Kuzular ne yapacaklarını bilmiyorlar. Diyorlar ki tamam, kurtlar bizi yiyecekler. E öyle duyduk, öyle öğrettiler bize analarımız, koyunlar analarımız, büyük koç dedelerimiz. Kurtlar kötü. O halde yırtıcı kuşlar iyidir mi? Ah canlarım benim. Ah. Kuzular koyunlar kim? Zavallı eğitimsiz bırakılmış halklar. Eski halklar eğitimsizdiler, doğru. Ama en azından bilmediklerini biliyorlardı. Son dönem dünyasındaki siyasetçiler, devlet başkanları, başbakanlar öyle yarı eğitimli, yarı cahil insanlar yetiştirdiler ki o insanlar hem bilmiyorlar ama hem de bildiklerini zannediyorlar. Bir bela, bir felaket canlarım. Neyse, biz şimdi gündeme gelelim. Bakınız, AKP Genel Başkanı Erdoğan İngiltere'de yatırımcı. Adam daha hala Muhalefet Partisi Genel Başkanı henüz ama her şeyin farkında. O nedenle İngiltere'ye gitti, daha önce Amerika'ya gitti. İktidara geldiğinde neler yapacağının hazırlıklarını daha şimdiden planlıyor. Amerika'da bana göre güzel, çok güzel görüşmeler yapıldı. İngiltere'de çok güzel görüşmeler yapıldı, yapılmalıydı. Paraya ihtiyaç olacak. İktidara geldiklerinde Türkiye'nin ekonomisini yönetenlere para lazım olacak. Evet, bugünküler gibi değil. Bugünkülerin getirdikleri paranın nereden geldiği belli değil. Değil mi canlarım? Kim? Merkez Bankası kendi açıklıyor. İlk 8 ayda 28 milyar dolar geldi ama nereden geldiğini bilmiyoruz diyor. Neyse. Kemal Bey İngiltere'de para peşinde, yatırımcı peşinde koşarken Erdoğan bakın ne dedi bugün. Ya sen ne yapıyorsun? Bunlar dünyanın iliğini sömürdü. Bunlar dedi İngilizler. Neden güldün peşin peşin? Yahu bunlar dediği, dünyanın iliğini sömürdü dediği İngilizlerden en çok borç Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde alındı yahu. Hatırlayın damadının gittiği yaptığı görüşmeleri. Hatırlayın Nebati'nin verdiği o görüntüleri. Yanında İngiltere'deki hangi kas şirketinden alındığı bilinmeyen, değil mi? Figüran tipli sözde fon yöneticileri vardı. Hatırladınız değil mi? Hatırlamış olmanız lazım. Ya nedir bu yahu? Tamam ben inanın Erdoğan'ın dün ya da öğlende ne konuştuğunu bilmediğinin farkındayım, biliyorum. Ama Erdoğan'a bu cümleleri kurduranların hiç utanmaları yok.
Daha öte gideyim. Kim bu cümleyi kurmuş, Erdoğan'ın eline koymuş bilmiyorum. Ama ahlakı yok bu adamın. Ya ayıptır bu ülkenin cumhurbaşkanına bu yapılan ya. Bakınız, Erdoğan'ı eleştiririm. Hem de herkesten ağır eleştiririm. Ama Erdoğan bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı. Yanında bizim vergilerimizden binlerce, on binlerce dolar maaş alan danışmanlar bu ülkenin cumhurbaşkanına bu kumpası kurmamalılar. Ya ayıptır ya. Erdoğan kendi damadının İngiltere'de nasıl da para aradığını bilmiyor olabilir. Neden? Olabilir çünkü. Yaş itibariyle, aldığı ilaçlar itibariyle, aldığı takviyeler itibariyle damadının Mali Hazine Bakanı iken İngiltere'yi kendisine mesken ettiğini hatırlamayabilir. Nebati'nin daha kısa bir süre önce İngiltere'ye gidip birkaç defa para peşinde koştuğunu, hatta toplantılar yaptığını ve bu toplantıların iktidar medyasında Nebati dünyanın en büyük finans kurumlarının yöneticileriyle görüştü diye haber yaptığını da hatırlamayabilir. Ama Erdoğan'a bu cümleyi kurup önüne koyanlar hatırlamayabilirler mi? İmkan var mı? Ya utansınlar ya. Utansınlar. Benim ülkemin cumhurbaşkanını dünya aleme rezil etmeye hakları yok. Evet, bence rezillik bu. Efendim, bizdekiler anlamayabilirler. AKP'li seçmen anlamayabilir. AKP'li seçmen alkış da yapabilir. Ama Türkiye AKP'li seçmenden, o AKP'li cahil cühela kesimlerden ibaret değil ki. AKP'nin içinde de aklı başında, kafası çalışan, dünyayı bilen tanıyan milyonlarca yurttaşımız var. Hepsi de yetkin insanlar. Onlara da saygısızlık. Efendim, onlara da yuttururuz. Onlara yutturamazsınız. İşte böyle yapa yapa AKP'nin oylarını %53'ten, %52'den, %25'e kadar düşürdüler. Ha, daha düşürsünler. Ben bundan memnunum. AKP oy kaybediyor diye üzülecek değilim. Erdoğan erken yapılacak bir seçimde seçime girecek diye de derdim değil. Bana ne ya? Girerse girer kardeşim. Burası demokratik ülke. Anayasamız. Zamanında önce yapılacak bir seçimde Erdoğan'ın seçimlere aday olabileceğine izin veriyorsa saygı duyarım. Başka hiçbir şey yapmam canlarım. Ama ayıptır yahu. Ayıptır yahu. Bu danışmanlarla bu ülke nereye kadar gidebilir yahu? Ya canlarım, insaf ya. Şimdi bir fotoğraf paylaşacağım sizlerle canlarım. Lütfen bakınız. Fotoğraf ben almadım, ben bulmadım. Fatih Altaylı, seversiniz sevmezsiniz diyeyim yine bazen, çünkü bu tarz gazeteciler pek kimileri sever kimileri sevmez. İyi gazetecidir Fatih Altaylı. Evet, ne dersiniz diyeyim. Bakınız, bugün Fatih'in patronu hükümetin adeta cenderesi altında. Çok sıkışık. Adamcağız milyonlarca dolar verdi. Kendisine spor kulübü aldı. Kimi? Kasımpaşa'yı aldı, biliyorsunuz. Neyse, buna rağmen Fatih Altaylı yine de orada gerektiğinde muhalefet ediyor. Nitekim işte bu TOG'un fotoğrafında fabrikasının iç mahallini de Fatih Altaylı'dan aldım. Lütfen bakınız nasıl bir fabrika. Efendim? O TOG'lar nereden geldi diyorsunuz değil mi? O rengarenk 6 tane miydi, 7 tane miydi? 7 ayrı renkli TOG nereden geldi? Bilmiyorum. Dedikodu yapmayı da hiç sevmiyorum. Ama Fatih Altaylı'nın gezip gördüğü ya da bu fotoğrafı çekenlerin Fatih'i anlattığına göre o TOG'ların bu fabrikada montaj usulüyle, yani fabrikasyon usulüyle, yani o bildiğimiz diğer büyük otomobil fabrikalarındaki robotlar eliyle ve emekçilerin de katkısıyla üretilmiş olma ihtimali neredeyse yok. Peki nerede üretildi bunlar? Vallahi bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde Adapazarı'ndaydı galiba sanırım. Sizlerle bir dolmuş fotoğrafı paylaştım. Hatırladınız mı bilmiyorum. Korkusuz gazetesinde de yayınladım. Bir TOG vardı, bir de damalanmış sarı renkli bir başka TOG benzeri ama başka markalı bir araba vardı. TOG'un birebir aynısıydı. İtalyan üretimiydi. İtalya'dan getirilmişti ve taksi olarak Türkiye'de çalıştırılıyordu. Hayır hayır, öyle demek istemiyorum ha, biliyorum sizin ne düşündüğünüzü. Yani o bize sunulan 7 ayrı renk İtalya'daki fabrikada üretildi. Üzerine TOG yazıldı, biz de görücüye çıkarıldı demiyorum. Ama fotoğrafa baktığımızda Fatih'in yazısını okuduğumuzda gördüğümüz şu. O fabrikada bir otomobil üretilmiş olma ihtimali şimdilik sıfır.
Ama belki de çekilmemiş mahallelerde, arkalarda bir yerde elle de yapmış olabilirler. Yani o fabrikada üretilmiş olabilir. Tekrarlıyorum, ben Türkiye'de bisiklet de üretilse canımı verebilecek kadar mutlu olurum. Neden? Üretim ya, dünyanın en güzel şeyi. Üretim enflasyonun baş belası. Bizim ülkemizde de dünyada da enflasyonla başa çıkabilecek bir tek kahraman var. Üretim, üretim, üretim. O da emekçilerle oluyor. Yani fabrikalarınız olacak, yatırım yapacaksınız. Orada emekçiler çalışacak, robotlar çalışacak ve sonra onları pazarlayacaksınız. Ülkenize döviz kazandıracaksınız. Ya da yurt içinde dışarıdan özgürce, serbestçe ithal edilen otomobillerle rekabet etmesini sağlayacaksınız. Benim TOG, MOG ne olursa olsun adı ülkemizde yerli, milli, yerlisiz, millisiz bana ne? Yani benim için Renault'da milli, Fiat'ta milli, Opel'de milli, Ford'da milli, Hyundai'de milli, Toyota'da milli, Honda'da milli, Türkiye'de üretilen, montaj, ne derseniz deyin, bütün bu otomobillerin hepsi yerli ve millidir. TOG da haliyle yerli ve millidir. Yani benim topraklarımda üretiliyor. Benim karşı olduğum ne? Yalan. Başka? Fizibil olmayan bir konuda milyarlarca dolar harcamak. Canlarım, fabrikanın sermayesi, TOG'un sermayesi 1 milyar TL. 1 milyar. İddia o ki şimdiye kadar 3 milyar 800 milyon dolar harcanmış. Ya etmesinden. Peki nereden geldi bu paraya? Kim verdi bu parayı? Eğer bu parayı devlet örtülü ödenekten harcadıysa yazıklar olsun. Yazıklar olsun, bunun hesabı kesinlikle sorulmalı. Çünkü öyle iddialar var ki seslendirmek istemiyorum. İstemiyorum. Yani gelecekte bu TOG'un gerçek sahibine devredileceğine ilişkin, o nedenle oradaki 5 ortağın şimdilik devletten başka konularda nemalandığı ama asıl sahibinin ise daha sonra fabrikanın da ve otomobillerin de gerçek sahibi olacağına ilişkin iddialar var. İnanmak istemiyorum. İnanmıyorum demedim. Bu kadar çok şey yaşadıktan sonra inanmıyorum demem. Ama inanmak istemiyorum. Bir fotoğraf daha kapatıyorum. Buyurunuz. Aç karnına, sabah sabah aç karnına, buyurunuz size TOG. Sabah gazetesi 2016'dan beri her sene TOG'u yollara çıkarmış ama TOG 2022'ye geldik, bitiyor, hala yollarda değil. Ve bu gazeteye inanıp, bu gazeteye güvenip, bu gazeteye para verip satın alanlar var. Herhalde patronaja yardımcı olmak istiyorlar. Herhalde. Evet canlarım, son haberim, haber değil tabii, bu da çok geçmiş eskiyi ilgilendiren bir şey ama bir tenakuz. Türkiye'de son dönemlerde bir Osmanlıcılık aldı yürüdü canlarım. Sanırsınız ki bütün Türkler Osmanlı, bütün Osmanlı Türk. Böyle bir şey yok. Mozart 1791 senesinde hayatını kaybetti. Türk Marşı isimli eserini belli ki 1791'den önce bestelemiş. Peki neden marşın adını Osmanlı Marşı koymamış? Oysa Mozart bu topraklara İstanbul'a geldi ama Osmanlı'ya geldi. Sonra Mozart bir şeyle karşılaşmış belli ki. Neyle karşılaşmış? Gerçek Türklerle karşılaşmış. Bakmış ki Osmanlı başka, Türkler başka. Onun için de marşının adını Osmanlı değil, Türk Marşı koymuş. Bu Osmanlı sevdalısı pek çok geri zekalıya hatırlatırım. Canlarım, gülerek kapatmak istedim. Enseyi karartmayın. İnanın her şey çok güzel olacak. Çok güzel günler göreceğiz. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim. Tahammülü elden bırakmayın lütfen.